Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle rengarenk çiçeklerden oluşan Zara model bir süveter öreceğiz. Ben bu süveter için birer tane renklerden kullandım arkadaşlar. Yani mordan bir tane, bu renkten bir tane, pembe bir tane. Bundan da çok çok az bir şekilde. Yani aslında her renkten 8 süveterlik motif çıkıyor arkadaşlar. Dış kısmında 2 tane ip kullandım arkadaşlar. Bu arada 3 numara tığ kullandım. Sizler isterseniz 2 ya da 2,5 numara tığ kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok tatlı. Bir süveter için toplamda 8 tane motif gerekiyor. Ben her renkten ikişer tane motif örerek süveterimi ördüm. Şimdi hemen yapımına geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar daha önceki videomda göstermiştim zaten. Oradan izleyebilirsiniz. Ama şöyle diğer rengime geçişi sizlere son kez şöyle göstereyim. Bakın zincirimizi çektik. Köşe kısmından başlıyoruz. Bağladım ipimi ve ikili trabzanımı öreceğim. Bu ipi de arkada geçiriyorum. İçerisine 3 tane, toplamda 3 tane olacak şekilde ikili trabzanımı örüyorum. Bakın burası benim köşem olacak. Son kısımda köşemi birleştireceğim zaten. Şimdi devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum araya. Diğer boşluğuma yine 3 tane ikili trabzan öreceğim. Bakın şöyle yakından göstereyim. Doluyorum tığıma. Batıyorum boşluğa. İlk ikisini, son ikisini bir zincir çektim ve diğer boşluklara da aynı şekilde 3 tane ikili trabzan örerek bu etrafını tamamlıyoruz. Arkadaşlar daha büyük bebeklere örmek için bu sırayı çoğaltabilirsiniz. Yani ben şimdi bir sıra öreceğim ve birleştirmeme geçeceğim. Ama sizler 2 sıra, 3 sıra, 4 sıra şeklinde örerek büyütebilirsiniz. Ama çiçekleriniz birbirinden uzak olacaktır. O yüzden ben süveterin şöyle bu etrafından değil de kenar kısımlarından ve alt kısımlarından büyütmeyi tercih ediyorum. Yine sizler dediğim gibi en fazla 2 sıra örerseniz daha güzel duracaktır bu çevre kısmını. Yani şimdi şu ördüğüm kısmı 2 sıradan fazla örmenizi önermiyorum. Çünkü çiçekler çok uzaklaşıyor ve bu sefer güzel durmuyor. Bence çok büyük çocuğa örmek istiyorsanız bu kısmı 2 sıra örün. Daha sonra etrafından büyütün arkadaşlar. Motifin etrafından büyütmeyin. Bu da size bir püf nokta olsun. Çünkü dediğim gibi gerçekten çiçekler birbirine uzak olduğu zaman güzel durmuyor süveterimiz. Şimdi ben devam ediyorum bu şekilde. Hızlı örüyorum burayı. Çünkü diğer, yani önceki videomda gösterdim. Onun linkini de şöyle köşeye bir yere bırakacağım sizlere. Açıklama kısmına da linkini koyacağım arkadaşlar. Oradan detaylıca motifin yapımını görebilirsiniz. Şimdi köşeyi sizlere yavaşça göstereceğim son kez ve videomu hızlandıracağım. Bu kısmı hızlıca geçelim. Süveterimizin yapımına geçelim diye. Şimdi bakın şöyle 3 sıra örüyorum ve bir zincir çekiyorum. Köşe kısmındayım. Köşe kısmında 3 tane trabzanımızı örüyoruz ve araya 2 zincir çekiyoruz. Köşemizi oluşturmak için bakın 3 trabzanımı çektim. 2 zincirimi çektim. Bağladım, doladım. Tekrardan 3 tane ikili trabzanımı aynı noktaya battım. Köşemizi bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi ben bir zincir çekip devam ediyorum ki başlangıca kadar, başlangıçta sizlere birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi hızlıca örgümü örüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın son kısımdayım. Bir önceki videomda normal bir birleştirme yapıyordum ama bu birleştirme daha çok hoşuma gittiği için şimdi sizlere göstereceğim. Bakın burada zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum ve başlangıç noktasına şöyle tığımı geçirip alıyorum ve üçünü birden aynı anda ipimin içerisinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde yaptığımızda köşe kısmı daha güzel duruyor. O yüzden bu birleştirme kısmını bu şekilde yaparsanız daha güzel olacaktır. Şimdi bir zincir çektim ve artık motifimi tamamladım. Diğer motiflerimi de örüyorum arkadaşlar ve daha sonra birleştirmeye geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi iki motifimizi birleştiriyoruz. Daha sonraki iki motifimizi birleştiriyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Ben burada pembe ile moru yan yana yapmışım. Mavi ile de somonu yan yana yapmışım. O yüzden şu şekilde birleştirme yapmamız gerekecek. Şimdi bu iki motifimi de örüyorum. Daha sonra
bu şekilde birleştirmemizi yapacağız. Arkadaşlar şimdi ben mavi çiçeğimle somon çiçeğim yan yana olduğu için öncelikle bunları birleştireceğim. Bunun için şöyle bakın, iki tarafın düz yüzü birbirine bakacak şekilde. Birbirine bakacak şekilde tutuyoruz. Yani ters kısımları bize bakıyor. Bu şekilde sık iğneler örerek birleştireceğiz. Bu birleştirme yöntemi oldukça kolay arkadaşlar. Kesinlikle bu birleştirmeyi yapabilirsiniz. Ama diğer türlü birleştirmelerde de süveterler örülüyor. Ben şimdi bakın şuradan, bakın trabzanımın hemen yanındaki boşluktaki boğumdan geçiyorum tığımı. En üst boğumdan geçtim. Karşının da yine bakın ilk trabzanım burada. Hemen yanındaki boşluğun üst boğumundan geçiyorum ve sık iğne örüyorum. Şimdi ilk trabzanım burada. Trabzanımın tepe noktasından batıyorum. Karşının da yine üçlü trabzanının üstünden batmış olacağım. Bu ipimi de arkada şöyle gizleyebiliriz. Sık iğne örüyoruz normal. Bakın ortanca trabzandayım. Ortanca trabzanın üst boğumundan geçiyorum. Bakın şöyle üst boğumlarından geçiyoruz. Şuradaki üst boğumlardan geçiriyoruz. Karşının da yine orta trabzanının üst boğumundan şuradan şöyle geçiriyorum ve sık iğnemi örüyorum. Üçüncü trabzandayım. Yine aynı şekilde sık iğnemi örüyorum. Şimdi boşluktayım. Boşluğu batmak biraz zor oluyor arkadaşlar. Şöyle küçük olduğu için bakın. Şöyle küçücük bir nokta olduğu için zor oluyor. Şöyle tığınızı geçirin ve üst boğuma gelmeye özen gösterin. Karşının da yine boşluk kısmının hemen üst kısmından geçiyoruz. Şimdi şu arkada yürüttüğümüz ipimizi şöyle alalım. Kafanızı karıştırmasın. Şimdi yine ilk trabzandayım. Örüyorum ve sık iğnemi batıyorum. İkinci trabzandayım. Üst kısımlardan batıyorum. Sık iğnemi örüyorum. Bakın. Üçüncü trabzanın üst boğumundan şu şekilde battım. Boşluk kısmındayım. Boşluk kısmımı yine buluyorum, üst kısmını. Bakın üst kısmını buldum. Bu şekilde üst boğumlardan battık. Yine karşının da üst kısmından sık iğnemizi battık. Bu şekilde motiflerimizi birleştiriyoruz. Daha sonra diğer ikisini de bu şekilde birleştiriyoruz. En son ikili motiflerimizi birleştireceğiz. En kolay birleştirme yöntemi arkadaşlar. Eğer yeni başladıysanız örgüye diğer birleştirme yöntemini önermiyorum. Kafa karışıklığı oluşturabilir. Bunu yaparak gayet rahat bir şekilde süveterinizi oluşturabilirsiniz. Bakın 3. trabzandayım. Karşının da yine 3. trabzanın tepesinden batmış olmam gerekiyor. Eğer bu şekilde olmazsa, bakın boşluk kısmındayım. Karşında boşluk kısmından olması gerekiyor. Motifiniz yamuk olur. O yüzden karşılıklı gelecek şekilde örmeye özen gösterin. Şimdi sıranın sonuna kadar gelelim. Son kısmımızı da battık. Bir tane zincir çekip burada ipimizi kesebiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar, bakın şöyle çok güzel bir birleştirme oldu. Şimdi dediğim gibi bu ikisini de şu şekilde birleştireceğiz. Önce bu ikisini birleştireceğiz. Daha sonra aradan bu dördünü bu şekilde birleştirerek motifimizi tamamlayacağız. Şimdi hızlıca ben diğer ikisini birleştiriyorum. Daha sonra burayı birleştirmeye göstereceğim. Ve süveterimizin artık omuz kısmına geçeceğiz. Arkadaşlar bakın şimdi iki parçayı da bu şekilde birleştirdik. Bunu da bu şekilde birleştirdik. Bunlar bu şekilde yan yana koyacağız. Şimdi bu taraftan bu tarafa dikeceğiz. Bunun için yine şöyle karşılıklı olarak ters kısımlarını çeviriyoruz. Düz kısımları içte kalıyor. Şimdi ben buradan şöyle şu taraftan yapacağım. Direkt köşeden başlıyorum yine. Bakın köşe kısmından başlıyoruz. Üst boğumdan geçirdim tığımı. Ve karşı tarafında yine üst boğumundan geçiriyorum aynı şekilde. İpimizi aldık. Bir tane
sık iğne, bir tane zincir. Hemen yanındaki boşluktan bakın aynı şekilde ipimi arkada yürüterekten sık iğnemi çekiyorum. Tekrardan üst boğumlardan alıyorum. Bakın şöyle tekrar yakından göstereyim. Bakın arkadaşlar, bu kısım bizim üst boğumumuz. Karşı tarafın üst boğumu da şu kısım. Buradan batıyorum, bakın şöyle göstereyim. Şuradan battım. Karşı tarafında yine üçüncü trabzanının tepesinden, tepe boşluğundan batarak sık iğnemi örüyorum. Buralardan birleştirmemizi yapıyoruz. Şimdi boşluk kısmındayım. Şu kısmı atlamayalım arkadaşlar. Buraya atlarsanız hafif yamukluklar yaşayabilirsiniz. Buraları atlamadan da sık iğnelerimizi yapıyoruz. Şimdi hızlıca ben orta kısma kadar geleyim. Orta kısmı da size göstereyim. Zaten herhangi bir ek bir durum yok. Yine normal bir şekilde devam ediyoruz. Devam edeceğimiz yerler belli. Ben şimdi orta kısma kadar örüyorum. Arkadaşlar bakın orta kısma geldim. Olduğu gibi devam ediyorum. Şurada bir bakın şöyle bir boşluğum var. Bu boşluk kısmımı batacağım. Üst boğumundan tığımı geçirmeye çalışacağım. Karşı tarafta da yine şuradaki boşluktan şöyle geçiriyorum. Dediğim gibi normal bir şekilde devam ediyoruz. Tek yapmamız gereken fark şu orta noktayı karşıdan yine orta noktasından geçiyorum. Şimdi karşıya atlıyorum. Karşıda boşluğum var. İki tane boşluklar var burada. Bu boşluğa battım. Ve hemen şuradaki boşluğuma batıyorum. Şimdi şuradaki diğer motifin buradaki boşluğuna batacağım. Üst boğumundan battım. Şöyle üst boğumundan geçirdim. Karşının da bakın buradaki üst boğumundan batmış oluyorum. Şimdi trabzana geldim. İlk trabzanımın tepesinin tek boğumundan batıyorum. Karşıdan da yine aynı şekilde trabzanın üstünden batıyorum. Bu şekilde ayarlarsak gayet güzel olacaktır. Ortada yani toplamda 4 sık iğne örmüş oldum. Bu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi sıranın sonuna kadar yine karşılıklı gelecek şekilde sık iğnelerimizi batıyoruz. Daha sonra da artık kol, omuz yapımına geçeceğiz. Evet, bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle 4 tane motifimizi birleştirdik. Ben 1 yaşında bir çocuğa yaptığım için etrafından dönmeyeceğim arkadaşlar. Sizler daha büyük yapmak istiyorsanız etrafından şöyle normal motif örüyormuş gibi 2-3 sıra örebilirsiniz. Yani büyütmek istediğiniz çocuğun boyutuna göre genişletebilirsiniz. Köşeden genişletin ki ortadaki çiçekler birbirinden uzaklaşmasın. Yine çok büyük çocuğa yapmak istiyorsanız burayı 2 sıra yapabilirsiniz. Ama 3-4 sıraya geçtiğinizde çiçekler birbirinden çok uzaklaşıyor ve güzel durmuyor. O yüzden ben bu şekilde 1 sıra örerek etrafından büyüterek büyük çocuklara göre yapıyorum. Şimdi 1 yaş yaptığımız için etrafından geçmeyeceğim. Direkt omuz kısmına geçeceğim. Omuz kısmı için bakın boşluktan başlıyorum. 1-2-3-4 5.ye gelene kadar örüyorum. Daha sonra karşı tarafı yapacağız. Öncelikle bu kısmı yapalım arkadaşlar. Şöyle ipimize bir tane düğüm atıyoruz. Ve şöyle köşeden alıyorum. Tığıma doladım ipimi. Köşe kısımdan şöyle battım. Ve ikili trabzan yapıyorum. Evet şöyle 3 tane ikili trabzanımı örüyorum şimdi. 2 ve 3. Şimdi araya bir zincir çektim arkadaşlar ve diğer boşluğa geliyorum. Bir tane zincir yeterli olacaktır. Buraya da 3 tane ikili trabzan örüyorum. 3. boşluğumdayım. Bir zincir çektim. 4. boşluğumdayım. Ve son 5. boşluğumu da yapıyorum. Ve bakın kol kısmını eksilterek yapacağız. Şöyle göstereyim. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. İpimi burada kesmiyorum da şöyle dönüyorum ve buraya kadar yürütme yapacağım bakın arkadaşlar. Şöyle ilk sıradan kaydırıyorum tığımı. 2 ve 3. kaydırmamı boşluğa yapıyorum. Bakın kaydırma yaparaktan ilerledim. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Bunu bir tane trabzan sayıyoruz ve içerisine
2 tane ikili trabzan örüyoruz. Yine aynı şekilde bir zincir çekiyorum ve diğer boşluğa yapıyorum. Bakın eksiltmemi yapmış oldum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde eksilerek çıkacak omuz kısmı. 2, 3, 1 zincir çektim. Diğer boşluğa 3 trabzan. Buralar hızlı yapıyorum arkadaşlar. Trabzanı zaten başta yavaşça size gösterdiğim için biraz hızlandırdım. Şimdi bakın son kısmı göstereyim size. 3 tane zincir trabzanımı ördükten sonra bir zincir çektim. Ve bakın hemen şuradaki tepe boşluğuna doluyorum. Bir tane trabzan örüyorum sadece. Bu şekilde sıramızın sonunu kapatmış olduk. Şimdi başlangıçtayım. 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. Bu 3 zinciri de trabzan sayıyorum. Ve buraya bu boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğuma geliyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde çıkıyor. Şimdi eksiltmeme devam edeceğim. Buraya boşluğa geldiğimde yine dönüş yapacağım. Bakın şöyle devam ediyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir ve son boşluğumdayım. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum bakın. Şöyle kaydırma yapıyoruz. 1, 2, 3 kaydırma. Üçüncü kaydırmayı boşluğa yapıyorum. Son kısımdayım, beşinci kısımdayım. Bakın yine aynı şekilde bir taneyi sayıyorum trabzan. Ve diğer kısımlara şöyle trabzanımı ördüm. 3 tane olmuş oldu. Bir zincir çekiyorum. Diğer boşluklarıma yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çektim ve sonuncu boşluğumu da batıyorum. 3 tane ikili trabzanımı. Ve burada bir zincir çekip ipimi çekiyorum. Bu şekilde 5 sıra olacak şekilde eksiltmemizi yaparak ördük. Şimdi diğer tarafını öreceğiz. Bakın süveterimizin bu kısmını bitirdik. Bu kısmını öreceğiz. Bunun için arkadaşlar şöyle tersi çeviriyorum. Köşeden başlamış olacağım. Şimdi yine bir zincir çekiyorum ipime. Tığımı doladım ve köşeden şöyle ikili trabzanımı örüyorum. İplerimi de arkada yürüteceğim. 1, 2 ve 3. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Bakın tığımı doladım, hemen boşluğuma ikili trabzanımı ördüm. Doladım, tekrardan örüyorum. Bu şekilde yine aynısı gibi eksiltmelerimizi yaparak yapacağız. Şimdi bir iki sıra öreyim sizin karşınıza. Bakın burayı 5 sıra örüyorum. 3. sıramdayım. Her boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çektim. 4. boşluğuma geldim. Bir, iki ve üç. Son boşluğumdayım. Bakın bir, iki, üç, dört. Beşinciyi de örüyorum. Bir, iki ve üç. Şimdi bir zincir çektim. Arkadaşlar şimdi şöyle dönüyoruz. Bakın şu boşluğa gelmemiz lazım. Bunun için bir zincir çekmiştik. Kaydırmamızı yapıyoruz. Bir, iki ve boşluğa kaydırmamı yaptım. 3 zincir çektim ve ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çektim. Tekrardan boşluklara 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 2, 3. Bir zincir çektim. Son boşluktayım. Ve bakın bir zincir çekiyoruz. Son kısma bağlamak için şöyle şuranın tepe noktasını bulup şöyle batıyorum ve
Trabzanımı buraya bağlıyorum. Şimdi bir zincir çektim, döndüm. Bu boşluğuma 3 tane yapmam lazım. 3 zincir çektim ve boşluğuma 2 tane trabzan çekiyorum. Bunu 3 kabul ediyorum. Bakın zincirle beraber 3 oldu. Bir zincir çektim. Diğer boşluğumdayım. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çektim. Tekrardan boşluğa doğru geldim. Son boşluğumdayım. Şimdi burada bağlamıyoruz. Burası bizim eksiltme kısmımız. Böyle merdiven gibi görünecek. Şimdi burayı da eksiltme yaptığımız için buraya batmıyoruz. Dönüyoruz. Bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Yine kaydırma yapıyoruz. Bir, iki, üçüncüyü boşluğa. 3 zincir çekiyorum. Bunu bir kabul ediyorum ve içerisine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çektim. Diğer boşluklara ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çektim. Bir, iki, üç. Bir zincir çektim ve boşluğa bağlıyorum. 3 zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Bakın şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4. Şimdi 5. boşluğumdayım. Buraya da araya boşluk. 3 trabzan. 1 zincir ve son trabzanımı örüp artık omuz kısmını tamamlamış oldum. Bir zincir çektim ve ipimi burada keseceğim. Bu şekilde kollarımızı örüyoruz karşılıklı olarak. Daha sonra birleştiriyoruz. Bu ipi biraz uzun kestim. Belki birleştirmede kullanırım diye. Şimdi şöyle bakalım, şöyle çevirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane süveterimi tamamlamış oldum. Şimdi yine omuzlarını da ters kısımlardan birleştireceğiz. Yani ters kısımları bize bakacak, iç kısımları da süveter birbirine bu şekilde bakacak şekilde tutuyoruz. Ve omuzlarımızı bu şekilde birleştiriyoruz. Evet, şöyle ipimi burada bıraktığım için bu taraftan yapıyorum arkadaşlar. Siz isterseniz buradan başlayabilirsiniz. Şimdi şu zincir çektiğim boşluğa örmüyorum. Hemen trabzanın tepe noktasına geliyorum ve ipimi buradan şöyle alacağım, uzun ipimi. Ama nereden alacağım? Tepe noktalarından arkadaşlar, bakın. Şöyle tepe noktalarından batarak yine birleştirme yaptığımız gibi birleştireceğiz. Bakın. Hemen karşının da tepe noktasından şöyle tepe noktası burası oluyor. Buradan bir tane sık iğnemi ördüm. Hemen yanındaki trabzandan örüyorum. Tepe boşluklarından sık iğneler yapıyorum. Şimdi boşluktayım. Bakın boşluk kısmındayım. Hemen buradan da şöyle üst boğumundan geçiriyorum. Karşı tarafında üst boğumundan geçirdim. Yine trabzan tepesindeyim. İlk trabzanımı ördüm. Ortanca trabzanımın tepe noktasından batıyorum. Karşıdan da tepe kısmından batıyorum. Şöyle tek bacaklardan batmış oluyoruz. Şimdi ipim biraz kısa kalacak galiba. Şöyle size son kısma kadar göstermeye çalışayım. Boşluk kısmındayım. İlk trabzanımdayım. Evet, ipim kısa kaldı. İkinci trabzanım. Üçüncü trabzanımızı da şöyle tam görünmediği için herhangi bir yerden, uygun bir yerden batarak oluşturabiliriz. Şöyle ipimi aldım ve bir zincir çektim, bıraktım. Bu şekilde.
Evet, bu şekilde bakın arkadaşlar. Şöyle omuzumuzu birleştirmiş olduk. Şimdi diğer tarafa da aynı işlemi yapalım. Daha sonra yaka kısmına ve çevre kısmına geçeceğiz. Arkadaşlar ben bu kısmı da birleştirdim. Bakın. Aynen buradan devam edeceğim. Şöyle ters çeviriyorum. İpimi kaybetmiyorum burada. Şöyle ipimi buradan alacağım. Şimdi düz kısmından trabzanlarımızı örerek omuz kısmımızı omuz kısmımızı çevreleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için şöyle ipimizi içten geçiriyoruz. Evet, şimdi burada bir sıra trabzan öreceğiz. Şöyle bakalım. Bir zincir çekmiştim. Şu iplerimi de şöyle arkada yürüterek şimdi burada herhangi bir boşluklar, şöyle yakın gelen boşluklardan ikili trabzanlar örüyoruz. Evet, trabzan içerisinden batıyorum. Şimdi bu boşluktan batıyorum. Trabzanın bir tanesinden battım. Sonraki yan boşluğundan geçiyorum. Şimdi yine boşluktan. Yani bu şekilde kendinize göre ayarlayabilirsiniz ama her boşluğa batarsanız artma oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın trabzan ortasından battım. Şimdi ne yapacağım? Şuradaki trabzan boşluğundan batacağım. Devam ediyorum. Boşluğa atlıyorum. Şöyle bir bakalım. Şurası biraz boşluk oldu. Bakın şuradaki boşluğa, trabzan boşluğuna da batıyorum. Şimdi ara kısma batıyorum. Trabzanın ortasından batıyorum. Boşluktan ve burada. Bu şekilde çevriliyoruz. Şöyle bakalım. Evet. Gayet iyi oldu. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Şimdi alt kısma geldiğimizde arkadaşlar dediğim gibi artma olduğu için sadece bakın şuralara bir trabzanıma battım. İkinciye battım. Orta hatta bir tane batıyorum. Bakın başta bir tane trabzanım var ya buraya batmıyorum. Direkt ortanca trabzana batıyorum. Hemen yanına batıyorum ve boşluğa batıyorum. Şimdi yine orta kısımdayım. Burada şuraya batmamız gerek. Bir tane buraya battım. Bir tane de yanına. Şuraya şöyle ipim varsa arkada yürüterek batıyorum. Şimdi orta kısımdayım. Boşluk kısmındayım. Buraya da bir tane battım. Şimdi bakın şu trabzanın tepesine batmıyorum. Hemen ortancaya batıyorum. Bu sayede artırma, volanlaşma olmuyor. Dalgalanma olmuyor. Her birine battığımızda çok fazla yaka kısmı volanlaşıyor. O yüzden bu şekilde örerseniz daha iyi olacaktır. Şöyle bakalım. Evet, gayet güzel durdu. Şimdi devam ediyoruz. Yine boşluk kısmına geldik. Şimdi şu trabzanın bacak kısmından giriyorum. Önce buradan bir tane batıyorum. Sonra trabzanın tepesinden batıyorum. Sonra trabzanın ortasından. Ve hemen boşluktan. Geldim trabzanın tepesine. Battım bakın boşluk oldu. O yüzden trabzanın bacak kısmından şuradan batarsak daha iyi olacaktır. Trabzanın ortasından batıyoruz. Ve trabzan boşluk. Evet bakın. Trabzanım boşluk kısmından şöyle bacağından batıyorum. Hemen bir tane daha şuraya battım. Orta hatta battım. Ve boşluk kısmından battım. Bu şekilde döneceğiz. Boşluklar oluştuğunu düşündüğünüzde iki tane batabilirsiniz. Ama ne kadar seyrek batarsak o kadar iyi olur. Bakın
omuz kısmındayım. Bir tane buraya battım, bir tane de şu trabzanın tepesine batıyorum. Trabzanın bacağından battım, boşluktan battım. Tekrar trabzanın tepesinden bir tane battım. Boşluktan, trabzan bacağından, boşluktan. Bu şekilde dediğim gibi önünüzdeki yerlere batarak ilerliyorsunuz. Şimdi zaten bu kısmı da şöyle tamamlayacağım. Ve şu kısma kadar, başladığım kısma kadar geleceğim. Arkadaşlar bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi lastik kısmına geçiyoruz. Omuzumuzda ve boğaz kısmımızda. Şöyle doladım tığımı ve trabzanımın bakın şu kısmından şöyle. Yani direkt trabzanımın bacağından ipimi, tığımı arkaya geçiriyorum. Ve ikili trabzan örüyorum. Bir sonrakine bakın. Bu sefer tığımı üstünden geçiriyorum. Hemen aldım ipimi. Çektim. Bir sonrakine yine tam tersi altından geçiriyorum tığımı ve ikili trabzan örüyorum. Bir arkadan bir önden şekilde bu şekilde öreceğiz. Şimdi ben lastiğimi bu şekilde devam ediyorum. Hızlıca geçiyorum ön kısmına kadar. Her bir trabzana bu şekilde lastik örüyoruz. Bunu ben ilk sıra öreceğim. Örmeyi düşünüyorum. İsterseniz boğaz kısmında çok boşluk olursa, çok geniş olursa 3 sırada örebilirsiniz. Ama ideali 2-3, daha fazlası güzel durmaz arkadaşlar. 2 ya da 3 sıra şeklinde örebilirsiniz. Çok darsa eğer, çok dar olmuşsa da 1 sıra örülebilir diye düşünüyorum. Şöyle bir sıra bu şekilde görünecektir. Ama 2 sıra daha güzel duruyor. O yüzden şimdi böyle hızlıca bu sırayı bitireceğim. Diğer sırada size lastik kısmını göstereceğim. Bakın öne aldım tığımı. İkili trabzan ördüm. Tekrardan doluyorum tığımı. Şimdi tığımı trabzanın üstüne geçiriyorum. Arkadan geçirip. Doladım. Bu sefer üst kısmından. Şöyle. Doladım. Bakın arka taraftan trabzanın üstünden geçiyorum. Bu sefer ön taraftan geçiyorum. Doladım. Tığımı arka tarafa alıp trabzanın üstüne alıyorum. Doluyorum. Bu sefer ön kısmı. Bu şekilde şimdi çevreliyoruz. Arkadaşlar bakın şöyle yeni başlayanlar için bir püf nokta göstereceğim. Tığımı doluyorum. Bakın lastik yapımında şu an ön kısımdayım. Arka kısmından yapacağım. Lastik kısmında şu boğumlara batmıyoruz arkadaşlar. Yani tepe kısımlarına, hani normal ördüğümüz yerlere değil. Direkt trabzanın etrafından tığımı geçiriyorum. Bakın trabzanın burada. Şu şekilde tığımı geçiriyorum. Ve arkasından doluyorum. Yani böyle yapmamız lazım ki tepe noktalarından yaptığımızda örmüş olduğumuz trabzanlar görünecektir. O yüzden bu da bir püf nokta olsun yeni başlayanlar için. Şimdi arkadan yaptım. Bu sefer ön kısımdayım. Önden şu şekilde tığımı geçirdim. Direkt trabzanıma, tepe noktasına değil. Direkt ipimi aldım ve trabzan ördüm. Şimdi birleştirmemi karşı noktadan yapıyorum. Bakın şu trabzanın hemen bacağından, tepe noktasından birleştirmemi kaydırarak yaptım. Bir zincir çektim ve iki zincir. Tığımı doluyorum. Yine ön kısımdan, tığımı önden geçirdiğim kısımları yine ön kısımdan geçirerek yapacağım. Tığımı önden geçirdim. Arka taraftan yaptıklarımızı da yine aynı şekilde tığımızı arkadan geçirerek öreceğiz arkadaşlar. Hiçbir farklılık yok. Bu son sıram. Ben iki sıra öreceğim. Daha sonra yan kısımlarına geçeceğim. Şimdi hızlıca bu şekilde ön kısımdan yaptıklarımı önden lastik örüyorum. Arka kısımdan yaptıklarımı arkadan örerek tamamlıyorum. Hızlıca şimdi örelim. Yine dediğim gibi arkadaşlar bakın boğumlardan değil şuralardan, şu kısımlardan yapmıyoruz. Buralardan değil. Trabzanım burada. Trabzanımın içerisinden geçirerekten örüyorum. Hızlıca örüyorum şimdi. Şimdi bir zincir çekiyoruz ve süveterimizin etrafını bu şekilde döneceğiz. Buradan gelip bu tarafa geçeceğiz. Bunun için köşeden başlıyorum ben. Şöyle ipimi aldım ve normal ikili trabzan öreceğim her boşluğa. Şimdi buraya şöyle bir tane ördüm. Daha sonra sonunda örmeye devam edeceğim.
Hemen ikinci trabzanıma geçiyorum. Şimdi bakın, ikili trabzanımı ördüm. Buraya bir tane daha örüyorum. Daha sonra sonunda iki tane daha öreceğiz arkadaşlar. Şimdi iki tane ördük ve diğer trabzanımıza geçiyoruz. Hemen diğer boşluğuma geldim ve orta boşluğa batıyorum. Yine aynı yakada yaptığım gibi bakın arkadaşlar, şu trabzanımıza batmıyoruz. Direkt orta, ikinci ve boşluğa batıyoruz. Bu sayede marullanma olmuyor. Her boşluğa batarsak köşeler marullaşacaktır. O yüzden en ideali bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın yine 3 tane trabzanım var. Buraya batmıyorum. Ortanca trabzanıma batıyorum. Hemen ikinci trabzanıma ve orta boşluğa. Bu şekilde süveterimin bütün etrafını döneceğim. Köşe kısımlarını size göstereceğim. Daha sonra lastiğe geçeceğiz. Şimdi hızlıca trabzanlarımızı örelim. Arkadaşlar bakın, bu köşeden bu köşeye kadar geldim. Şimdi köşe kısmındayım. Şöyle göstereyim. Köşe kısmına şu boşluk var ya, oraya 4 tane ikili trabzan örüyorum. Aynı noktaya 4 tane ikili trabzan örüyorum ki köşe kısmım kasılmasın ve gayet güzel bir şekilde dönüş sağlasın. Şöyle dönüşümüzü sağlamış olduk. Şimdi devam ediyorum, yine orta trabzandan batıyorum. Ve hemen yanından devam ediyorum. Boşluğuma batıyorum. Orta trabzandan batıyorum. Bu şekilde diğer köşeyi de yapacağız. Ve başladığımız yere kadar öreceğiz. Arkadaşlar bakın, şöyle köşelerimizi ördük. Şimdi omuz kısmına geldim. Şu kısımda da ben yapmış olduğum gibi size göstereceğim bu kısmı. Burada delikler olduğu için hani batmanız gereken yerleri söyleyeceğim size. Şimdi bakın, buradaki boşluğuma iki tane battım. Hemen diğer şu trabzanın bacak kısmından batıyorum. Sonra diğer boşluğuma atlamadan, bakın şurada bir boşluk var. Tepe boşluğu. Oraya trabzanımı örüyorum ve boşluğuma iki tane trabzan örüyorum. Bu omuz kısmında da ben bu şekilde ördüm. Yine bakın, bacak kısmına batıyorum trabzanımın. Ve boşluğu gelmeden hemen şurada bir tepe kısmı var. Oraya batıyoruz. Boşluğuma iki tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi şurada bir yine trabzan var. Trabzanın bacak kısmından battım. Trabzanın tepe kısmından battım. Bakın. Yine şuradaki boşluğuma bir tane batıyorum. Ve hemen yanındaki şuraya batıyorum. Yani aslında önünüze denk gelen yerlerden batarak ilerliyorsunuz. Şimdi yine boşluktayım. İki tane batıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde oluşuyor. Devam ediyorum. Tepe boşluğuna batıyorum. Trabzanın bacağına batıyorum. Boşluğuma geldim, iki tane batıyorum. Tepe boşluğuna batıyorum. Trabzanın bacağına batıyorum. Boşluğuma iki tane batıyorum. Şimdi yine trabzan kısımlarına geldim. Trabzanın orta kısmına battım. Bir sonrakine boşluğa bir tane battım. Ve yine trabzanımın ortasından devam ediyorum. Şimdi yine bu şekilde başlangıç kısmıma kadar geleceğim. Arkadaşlar bakın, son kısma geldim. Şimdi burada iki tane batmıştım. Son olarak boşluğuma iki tane daha batıyorum ve burayı dört yapıyorum. Köşelerde dört trabzan örmüştük. İki tane battım ve karşı tarafla birleştirmemi sağlıyorum. Evet, 3 tane zincirimi çektim. Şimdi lastik kısmına geçiyoruz arkadaşlar. İlk trabzanımın ön kısmından lastiğimi yapıyorum. Sırada şöyle 2 zincir çekelim. Evet, 2 zincir çektim. Hemen lastiğimi ilk trabzanımda yaptım. Ve ikinciye arkadan şöyle tığımı geçirdim. Bir önden bir arkadan yine lastik yapıyoruz. Boyunda olduğu gibi. Bütün etrafını, bütün örmüş olduğum trabzanlarımı eksiltme artırma olmadan bu şekilde lastiklerimizi
İki sıra öreceğiz arkadaşlar. Daha sonra süveterimizin ip kısımlarını öreceğiz. Şimdi şöyle yavaşça göstereyim, bakın. Tığımı önden geçiriyorum. Trabzan örüyorum, doluyorum. Şimdi arkadan tığımı geçirip yine trabzanın üstünden geçiriyorum. Bu şekilde bütün trabzanlara lastiklerimizi örelim iki sıra ve artık bağlama kısımlarına geçelim arkadaşlar. Şimdi hızlıca ben süveterimi bütün çevresini örüyorum. Ben süveterimi ütüledim. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde iplerimi de bağladım. Şimdi diğer tarafı öreceğiz. Arka kısımlarda 60 zincir çektim. Bu ön kısımlarda da 50 zincir çektim. Yani bir tarafını biraz kısa ördüm ben. İsterseniz iki tarafı 50 sayı yapabilirsiniz veya 60 sayı yapabilirsiniz. İplerin bu şekilde uzamasını istemiyorsanız 50 sayı yeterli olacaktır. Şimdi ben şu kısımda size göstereceğim. 50 zincir çekeceğim. Daha sonra nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu arada ipimden kalan bu kadar arkadaşlar. İki ipimden kalan. Şimdi şöyle süveterimizi çeviriyoruz. Bakın. Hemen şu çizginin, şuradan görünen çizginin, bu birinci değil de hemen şuradaki, yani kabartılı kısmın bir üst bölümünden. Şuradan. Bakın şöyle göstereyim bu tarafta. Şöyle kabartılı kısmın hemen bir üst kısmından örmüşüm. Bu orta hattaki çizginin üst kısmından örüyorum ben. Sizler de ya aynı hizada yapın ya da biraz üstünde yapın arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle zincirimizi çekiyoruz. Ve şu ipimizi, uzun bıraktığımız ipimizi bu tarafa alıyoruz. Daha sonra en sonunda bunu burada bağlayacağız. Şimdi 50 tane zincir çekiyorum. Bakın 2 tane çektim. Tane çektim arkadaşlar. Bir tane fazladan çekiyorum ve hemen yanından, bakın, zincirimin ön kısımlarına şöyle kaydırma yapıyorum ve bağlama kısımlarımı oluşturuyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar zincirimi şöyle ters çevirmeden arkadaşlar, düz kısımlarından mutlaka kaydırma yaparak bağlama kısımlarını oluşturuyorum. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Tığımı zincirin içerisine şöyle geçiriyorum. İpimi alıp direkt kaydırıyorum. Tekrardan battım tığımı, aldım ve kaydırdım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar şimdi hızlıca gelelim. Arkadaşlar bakın son kısmına geldim. Son zincirimin içerisinden de şöyle kaydırmamı yapıyorum. Ve hemen şurada bağlamış olduğum kısmın yan kısmından kaydırıyorum. Bakın şöyle ipimi de içeride aldım ve kaydırmamı yaptım. Burada ipimi kısaltıyorum. İpimi kısalttıktan sonra direkt çektim. Ve bakın başta bırakmış olduğum ipimle beraber bağlayıp içeride gizleyeceğim. Yan bağlama kısımlarımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Oldukça kolay. Evet, bu şekilde saklayacağım daha sonra. Şöyle göstereyim son kez süveterimi arkadaşlar. Bakın bir bu kısımda örüyoruz. Bir bu kısımda, bir bu kısımda ve bir de bu kısımda örmüş oluyoruz. Daha sonra bunları bu şekilde bağlayacağız. Dediğim gibi iplerimi daha sonra kısaltacağım. Son iplerim kaldı zaten. Şöyle çocuğumuza giydirdiğimizde direkt bu şekilde bağlıyoruz. Ve şöyle ipimizi de şuradan şöyle geçirdik. Evet, gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu süveterler gerçekten bu sene çok trend oldu. Mutlaka sizler de örün. Bir günde örebileceğiniz bir model zaten. Oldukça basit. Motiflerinizi ördükten sonrası çok kolay arkadaşlar. Öreceklere şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.